Bir Trabzon'a gidelim mi memleketine? Gidelim, gidelim. Süleyman Bey. Memlekete gidelim. Oo, Süleyman diyor ki her gece uyumadan önce bir öyle yatarım diyor. Harbiden öyle ama yani. Ama bu da farklı mesela ama bu da oturarak. Yatağın çarşafına dikkat, yastığa dikkat. Tabii. Tabii. Ya 10 veririm zaten. Dolap rengine kadar abi. Dolap rengine kadar. Oradan ama düşürmedi yalnız. Zaten düşürmedi. Logo. Bak, sağdan. Sol. Soldan, soldan onu da çevirdi. Evet. 10 abi. 10. İnce işçilik var bunda. Var var var. Değil mi? 10. Bir de farklı 10. Şu an oturmak 10. İlk defa. Şu an. Evet. Evet. Yeni evet. Şeyler göreceğiz demek Süleyman ki. Süleyman yeni bir bakış açısı getirdi. Evet. Değil mi? Selamlarımızı gönderelim Süleyman'a, Trabzon'a. İzledikçe yapmamaya karar verdim. Sen şeyini çok umayacaksın, anlaşıldı. Yo, yapacağız. Bunu yapacağız. Önümüzdeki günlerde bir sürprizimiz olacak Mehmet Bey. Tamam. Hadi, tamam. Bizi takip etmeye iyi sürdürün, ihmal etmeyin. Tamam işte. Bir sürprizimiz olacak. Bugün Instagram'dan herkes storiesinde, hikayesinde paylaşacak. Değil mi? En iyisini bekliyoruz biz de. Peki Borussia Dortmund'a çok güzel bir organizasyona imza atmış. Bence yılın önemli olaylarından biri. Manchester United'ın kararıydı. Yarı zamanlı gelen çalışanlar, yani maç günü güvenlik görevlileri dahil hepsinin maaşını ödeneceğini evet. Açıklamıştı. Borussia Dortmund 22 Mart'ta dijital maç günü organizasyonu yapılacağını ve gelirinin koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen stat etrafındaki esnafa dağıtılacağını açıkladı. Ne kadar güzel. İş budur. Evet. Aynen öyle. Ne kadar güzel. Yani. Abi işte Abramovich Stamford Bridge'deki oteli sağlık çalışanlarına açtı ve yine... bütün masrafların kendisi tarafından karşılanacağını söyledi. Gary Neville ile Ryan Giggs ortağılar sahip oldukları 6 veyahut da 7 oteli evet. Manchester'da açtılar sağlık çalışanlarına ve çalışanların bütün parasını da ödeneceğini söylediler bu bağlamda. Herkes evet. Bir şey yapıyor abi yani. Bu harika. Yani Nevzat peki. Aydın Trabzonspor'un seyircisi 1 milyon TL başladı abi. Evet. Nevzat Aydın ne yaptı? Yani tebrik edelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Lazım. Tebrik etmeyelim abi. Teşekkür edelim. Bu insanların teşekküre evet. ihtiyacı var. Tebrik evet. ihtiyacı yok. Aynen. Zaten çok başarılı insanlar teşekküre aynen. ihtiyaçları var. İyilik hareketleri için tebrik edip teşekkür ediyoruz. Ederiz. Evet. Zamanda. Mehmet kaç kere kırmızı kart gördün futbol hayatın boyunca? Görmedim. Sıfır mı? Şey, milli takımda gördüm. Bir defa. Biraz daha zorlasam sıfır yok, olacak. Yok yok. Lig kariyerim yok. Hiç lig lig yok. Kariyerinde kulüpte yok. Sıfır. Yok. Milli takımda gördüm. O kadar çaktırmadan yapıyordu. Var da yoktu. Tabii tabii hiç. Şu an var olsa var ya. 8-10 olur mu? Ya ister istemez olur bu yani. Biraz da o hakemler uzunma sertliğe müsamaha gösteriyordu. Gösteriyordu tabii. Değil mi? Bilerek yapmam. Senin dediğin gibi böyle dirsek atmam, tükürmem. Lama gibi tükürme falan bunlar dedikodu yok, diyorsun şey sadece. Yapma. Peki hiç kırmızı kart görmeden futbol kariyerini noktalayan 5 oyuncu gelecek şimdi. Ve kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmemişler. Ryan Giggs 927 maç, Raul 916 maç, Iniesta 719 maç, Philipp Lahm 652 maç, Gary Lineker 647 maç. Abi en kritiği Philipp Lahm abi çünkü savunma oyuncusu. Tabii savunma. Yani anladın mı? Gary Lineker'de yalnız sarı kart da yok. Evet. Sarı kart da yok. Sarı Lineker'de. Kart da evet. Vay sıfır. Santrafor. Müthiş oyuncu. Buradaki gelin. En kritik rakam sizin de Philipp Lahm dediğiniz gibi ve Iniesta. Yani evet. Mevki olarak zaten rakiple her şeye son teması evet. Yapan adamlar. Ama şimdi evet. O tarihlerde hani Lineker 86 Dünya Kupası'ndan falan var İngiltere'de. Var var var. Kadro. Var. Şimdi sarı kart görmemesi çok ilginç. Evet yani. Abi. Bak kırmızı kartı geçtim ben. Şurada en bence kilit nokta orası. Sarı kart görmemesi. Sarı kart nasıl haber görmez ya? Haber sıfır sarı kart değil mi? Orada evet haber. Abi. Tabii canım ya. Kart sarı görmemiş. Hakemleri çoğuna kart çıkarmamış. Ben Türkiye'de de Cüneyt Tanman'ı hatırlıyorum sanki ama. Defans oyuncusu olup mu? Evet. Yani. Kırmızı hatta, mı görmeye sarı kart mı? Kırmızı kart görmemişti. Olabilir. Hatta bir maçta, öyle bir şey var galiba. Var evet. Çünkü hatta bir maçta bak hatırlıyorum. Sadık Dede yıllar sonra galiba itiraf etmişti. Çok net hatırlamasam da bir Gençler Birliği maçı mıydı neydi? Gençler Birliği'nden bir oyuncu gidiyor gol abi. Evet. Son adam gibi Cüneyt Tanman yaptı faali tamam mı? Tribünde herkes bekliyor. Kırmızı çıkacak artık yani. Sadık dedi sarı kart çıkardı bir de. Sadık dedi ha. Tabii canım. Yani şey, penaltılar da kırmızı işte. Kartın penaltının babasıdır kendisi yani. Penaltıyla alınır. Penaltıyla alınır yani. Yıllar sonra galiba şey demişti. Yani Cüneyt o kadar efendi bir adamdı ki bir de futbolu bırakacağı sene kırmızı kart görmesine içim el vermedi deyip galiba böyle sarı kart mı ne göstermiş öyle bir şey vardı yani. Sadık dedi de 11'e 11 maçlara tepki olarak doğru hakemimizdir. Kıymetli bir hakemimizdir. O rakamlar konusunda bir sıkıntısı var. Peki, nereye gidiyorduk bir kez daha bana hatırlatacaklar. Murat Bey İstanbul'da. Bazı futbolcuların ısrarla imanlar çıkmak istediği
Hareketi ya, Murat düşmedi. Evet. Hafif göbekten de şunu söyleyeyim abi. Salı akşamları akşam 9-11 halı sahacı abi. Ne? Net tabii, bak tabii. Belli. Salı akşamı halı sahacısı yani. Bak. Böyle geç gelenlere kızan. Kaybettiğinde takım arkadaşlarına. Bütün parayı topla. Şu en son hareket var ya. Oo. Tamam. Murat, notlar 10-10. Mehmet formadan veriyor onu. Evet. 9.5 ya. Şu en son hareket. Ben en son hareket. Forma tabii ki zaten. Forma ya bende 9. Formadan her şeyden 10 numarayı veriyorum. Evet. Onu tabii, verdim tabii. Murat Bey'e de. Tebrik ederim ama yani. Tebrikler evet. Murat Bey'e. En son hareket tamam. Oynatabiliriz onu bu hafta. Ligler başlasın bir Murat yazıyor. Aynen. Formada da. Hani yenge hanım falan uyansa gecenin bir saatinde salonda onu seklenirken video çekerken bulsa. Belki yenge çekiyordur. Belki yenge çekiyordur bence. Çekiyordur. Saygılarımızı çünkü sunuyoruz tabii. Evet. İşimiz esprisindeyiz mümkün olduğunca. Ama tabii her şey karşılıklı. Bundan sonra da ütünün başına yani. Tabii. Yok Murat Bey ütü yapacak. Birine bence de. Bence de benzemeyiz. Belli de olmaz ki. Kimsenin dört duvar arasını yani bilemezsin. Kimsenin bilemezsin dört duvar arasını. Ulgar Şınar ütücü mesela. Bak kabul ediyor Ulgar. Son ütücü. Abi burada bizi ütülüyor demir adam. Bir evde yapmıyor mudur? Kesin yapıyordur. Kafa ütülüyorum abi bak öyle düşün yani. Evet. Evet abi. Ama çok iyi ütü yaparım. Onu söyleyeyim. Ciddi mi diyorsun? Evet. Ben hiç beceremem abi. Abi güzel yaparım. Harbi. Pantolonun çizgileri falan jet olur. İyi yaparım. Elimden abi okuldayken gömlek, yatakhanede yatağın altına gömlek koyardık. Gömlek daha zor yatağın galiba ya. Yatakhanede de. Mustafa. Yatakhanede ütü yok abi. Yatağın altına koyardık yatardık. İşte benden gömleklerim vardı. O öğrenci işi. Şey benim bildiğim gömlek galiba çok zor ütülenir. Gömleğin de çizgilerini birebir yaparım. Vay be. Yenge şanslı. Harbiden şanslı. Evde, o zaman. Evde düzenli yapmıyorum ama yaparım. Ankara'dan Murat Bey'i izleyelim. Bakalım. Evet jürimiz neler söyleyecek. Murat Bey buyurun. Aslında insanlar soru bak ya. O da ismini başa kanalından bunu geçiriyorum. Evet. Murat Bey sektirirken omzunda kullanıyor. Burada bitmiş video. Kısa yaptı düştü demek ki. Yok kesmiş abi. Tamam işte yani yönetmen şey işte. Kesene kadar zaten yapacağını yapmış canım. Yönetmen versiyonu değil bu abi. Değil mi? Iyi. Not 9.5. 9.5. Moderatörden bir 10 geliyor. Geliyor mu? Tamam. Kısa, geliyor. Kısa sürdü diye mi acaba? Biraz daha uzun olmuş. Yok. Tamam oturarak. Ne olacak canım? Oturarak bir de. Tabii. Düşürmüyor. Omzu kullanıyor yapıyor. Tebrik ederim. Murat İlki Bey ben de bunu aldım. İlki güzel. Omuz ilk. Tabii. Bırakmamış orada. Devam evet, ediyor. Evet. O iki omuz arada kafayla sektirip tekrar iki omuzla devam etme. Onları falan yapıyor musun Mehmet? Bundan denemedim. Deneyeceğiz. Bize de galiba olacak. Ha, topla denedin. Yaparız tabii canım. Topla. Toplam belki Murat Bey de yapabilir. Şimdi bu kağıtla yapmak öyle kolay değil tabii ki. Tabii. Tabii. Ya şimdi, yani ben hiç denemedim. Denge. Deneyeceğiz artık onu değil mi? Challenge'i okuyacağız. Sen bana okuyacaksın. Ilgaz okuyacak. Biz de okuyacağız. Valla karşılıklı göreceğiz. Ben inanıyorum sana. Ilgaz'la konusunda endişelerim var. Onu söyleyeyim. Bence bak Ilgaz'ı bence iyi düşün. Çok farklı bir şeyle gelecek karşımıza Ilgaz. Bu challenge bunu yapacaksa tamam. Bunun dışında bir şeyse bence o ayrı yok, bir şey. Ilgaz diyor ki ben daha farklı, biraz daha hijyen, daha farklı bir şey olacak ki bence Ilgaz'da. Öyle abi. Bak ben diyor niye aynısını yapayım? Planladın bak, mı? Ben aynı yok planlayacağım hafta sonu. Şu an ben sen daha sen, niye aynısını yapayım diyor. Ben daha farklı bir açıdan evet, bakacağım. Daha farklı bir şey yapacağım. Yeni bir şey açacağım diyor. Yeni bir challenge açacağım ben diyor. Challenge'lardan unutamadığınız yani sizce en insan hangisiydi? Şu buz hikayesiydi galiba. Buz döküme. Evet buz döküme. Bence de. O buz çok felaketti ya. Evet. Yapmadım. Yapmadın? Yok. Ulgaz? Hayır. Yapar mıydın? Yani öyle bir oynamış olsaydı, o ara oynamış olsaydım yapardık. Etkinliğe yaptı katılmış zaten olsaydın? Yapardık. Yapacaktık. Yapar. Hocam, yapacaktık. Evet. Dona, suyu. Dona dona yapacaktık. Çünkü onun ama bir de hayırlı bir şeyi de vardı. Evet, yani evet. Bir hasta, hastaneyle evet, bir MS var hastaları MS için. Galiba. Evet galiba MS hastaları tabii için. Tabii. Peki. Şey vardı, challenge. Neydi? Bakalım. Biz onu yaptık biliyorsunuz. Son sayfada 4 yıl önce yaptık. 4 ya da 3 yıl önce. Hangisi herkes o hareketsiz duruyordu. Hatırlıyor musunuz? Ha, evet, evet. Aa, evet, evet. Tamam. Aha. Öyle bir challenge vardı. Müge Anlı hanımefendi yaptı programında. Manekin challenge bir de öyle bir şeydi galiba. Evet, evet. 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 Manken challenge. Evet, evet. Evet, oydu, evet, oydu, oydu. Bütün kulüpler yapmıştı. Doğru, onu doğru. Var biz de son zaman sayfa ekibi olarak yapmıştık. A-Spor'da herkes duruyor falan. Challenge. Ama bence şey daha farklıydı. O da tabii. Buz hikayesi. Buz hikayesi tabii. Vereceği tepki çok şeydi. Tabii abi. İnsanların düşünsene.
Muhammed, Atletico Madrid'de Joao Felix Griezmann'ın boşluğunu doldurmuş mudur demiş. Oradaki boşluk Diego Simeone boşluğu gibi geliyor bana ama ne diyorsun? Yani yok, daha onlar... dolduramadı. Daha dolduramadı. Çünkü Joao Felix bu oyuna adapte olmaya çalışıyor. Bence o paranın, verilen paranın daha hala karşılığını veremediği için biraz rahatsız. Bence. Abi o takımda da çok zor abi oyunu oynamak. Oyunu oynamak çok zor abi. O takımda oynamak zor. Tabii. Felix belki başka takım olsaydı şu an çok farklı konuşuyorduk onunla alakalı. Tabii. Biraz tabii yanındaki oyuncular değil mi? De oyun sistemi. Yani Aykut Hoca'nın Ribery'yi transfer edip santroforu ikinci santroforu gibi kullanmasıyla eşdeğer bir şeyden bahsediyoruz yani. Daha böyle hani iyi bir takımda, daha mesela futbol oynayacak bir takımda. Ha tabii canım. Futbol yani. Oynayacak bir takımda. Senin görüşün ne Mustafa? Sen diyorsun ya Atletico Madrid'i ben çok fazla görmek istemiyorum diye diye adamlara turu geçirttin. Turu geçtiler maşallah ama devamı gelmez. Yani Liverpool harcadılar. Enteresan arada şaka baka aynı gitti ben ya. Ben sana geçecek demiştim ama tur atladık. Gitti ya. Yani. Harbiden Liverpool'u orada yeniyorsun bir de ya. Abi her şey o küçük 6 yaşındaki Watford taraftarı kardeşimiz miydi? Onun yazdığı mektup ve ona gelen cevapla başladı abi her şey. Evet. Adam yenilmezliği kaybetti. United taraftarı. United taraftarı. United taraftarı. Her şey gitti abi. Orada gitti. Çocuk o açık mektubu yazdı. Cevap verene kadar bir şey yok. Cevap verdikten sonra gün yüzü görmedi Jürgen Klopp'u.